kanalında bugün kayısı reçeli yapacağız. Kayısılarımız şekerpare değil, bir tık büyüyor. Ne malzemem var hemen söyleyeyim. Kayısı, şeker, limon. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Limon, reçelin şekerlenmesini engelliyor. Burada olmayan malzemem tabii ki tereyağı. Her reçelde kullanıyorum. O da reçele hem parlaklık veriyor hem de şekerlemesini önlüyor. Bunun çekirdeklerini atmayın. Birinin sapı, birinin çekirdeği. Niye atmayacağınızı şaşırdınız biliyorum. Bunun çekirdeklerini kırın, içine kullanın. Hepsi bu videoda. Kayısılarım dediğim gibi biraz büyük bir kayısı. Şu ortadan önce ikiye ayırıyorum. Kabuğunu soyarak da yapabilirsiniz ama ben kabuğunu seviyorum reçelde. İkiye böldüm. Çekirdeğini çıkarıp şöyle şu tabakta biriktireceğim. Kaça bölmek istiyorsanız bölüp o şekilde de yapabilirsiniz. Ya, tamamıyla size kalmış. Yani bunu yarım bırakıp bu şekilde reçelini de yapabilirsiniz. Yarım daha hoş duruyor. Ben de yarım yapacağım şimdi, öyle karar verdim. Evet, gördüğünüz gibi kayısıları ikiye böldüm, ayırdım. Burada 1 kilo kayısı var. Şimdi buna ben şeker koyacağım ve biraz bekleteceğim, onu anlatacağım. Bir de şu çekirdeklerini ayırdım kayısıların. Bunları kıracağım. İçini de sonra kaynatırken reçelin içine ekleyeceğim. 1 kilo kayısının üzerine ben reçel yapımlarına genelde birebir kullandığımı söylemiştim. Ama tatlı meyvelerde bu oranı biraz düşürüyorum. Yine burada 1 kilo kayısıya 700 gram şeker koyacağım. Her yere böyle şeker bulaştığına emin olun. Ve bunu buzdolabında kapağı kapalı bir şekilde en az bir gün bekletin. Kayısıyı bekletmekte fayda var. Direkt kaynatabileceğiniz bir reçel değil. Yapar mısınız? Yine yaparsınız. Üzerine biraz su eklersiniz. Yarım su bardağı kadar. Yine kaynatabilirsiniz isterseniz. Dolaba alacağım, kapağı kapalı bir şekilde çekirdeklerimi de kırıp içerisindeki çıkan kayısı bademlerinin kabuğunu soyacağım ve kaynarken kullanmak üzere bekleteceğim. Evet, bir gece kadar beklettiğim kayısı reçellerini şimdi kaynatmak için ocağa alıyorum. Altını kısık ateşte başta açıyorum. Şekerler erinceye kadar. Şekerler eridikten sonra biraz daha artıracağım. Gördüğünüz gibi hafif kaynamaya başladı. Bu esnada şöyle yavaş yavaş karıştıracağım biraz. Ki şu üstteki şekerler de erisin, aşağıya geçsin. Şöyle çevire çevire biraz bekleyeceğim. Köpürmeye başladığında da köpükleri alacağım. Evet, köpükler çıkmaya başladı. Bunları ufak ufak alıyorum buradan ve kaynatmaya devam ediyorum. Evet, ben köpüklerimi bir yandan almaya devam ettim ve bu arada kıvamı da elde ettik. Şöyle göstereyim. Ve şimdi yine yarım limon suyu üzerine gezdirip bir 5-6 dakika daha kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da şöyle üzerine yine bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kadar, ne kadar isterseniz, tereyağı ekliyoruz. Altını kapatıyorum. Şöyle eritiyorum yavaşça içine. Şimdi ben bunu soğumaya bırakacağım ve sonra kavanozlara alacağım. Kayısı reçelimiz soğudu ve kavanoza aldık. Videonun başında size bu kayısıları keserken çekirdeklerini ayırmıştım ve bunları kırıp içerisine alacağımı söylemiştim. Maalesef onu yapamadım çünkü 2-3 tanesinin tadına baktığımda acı tat geldi. Eğer çekirdek tatlıysa, kayısı çekirdeğiniz tatlıysa son dakikalara doğru kaynatırken içerisine atabilirsiniz. Eğer acıysa benimki gibi kullanmayı da bilirsiniz. Benimki bu sefer çekirdeksiz oldu. Şimdi ben müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Suyun kıvamını da göstereyim. Rengi görüyorsunuz zaten, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şimdi tadına bakacağım. Parlaklığı, rengi mükemmel. Kesinlikle bu sene evin reçellerini siz yapın. Hazır almayın. Çünkü emin olun daha güzelini, daha lezzetlisini yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.